İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Avrupa Birliği'ni pratik ve doğrudan önlemler almaya çağırıyor. İtamair Anahit Etkinliği The Hindistan Times Hindistan, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın liderleri Azerbaycan'ın COP29'una katılmayacak. Batı Ermenistan'ın evlatları Alenuş Deryan Gartman, Şirvan, Nakçıvan, Pan-Ermeni Birliği, Avrupa Parlamentosu'nun kararını memnuniyetle karşılıyor ve takdir ediyor. Madenataran'ın el yazması koleksiyonlarına dört değerli el yazması daha eklendi. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenya TV'yi destekleyelim. Arta Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkan Vekili Gagik Bahunt Avrupa Parlamentosu'nun 24 Ekim tarihli kararına ilişkin bir açıklamada bulundu. Açıklamada Artsah Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Avrupa Parlamentosu'nun 24 Ekim 2024'te kabul ettiği kararı memnuniyetle karşılıyor. Bakü'de insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri ve Doğu Ermenistan ile ilişkilere ilişkin karar tasarısı özellikle Bakü topraklarında insan haklarının vahim durumunu, uluslararası hukukun küçümsenmesini, tüm bölgede ortaya çıkan ve özellikle Doğu Ermenistan'a karşı saldırgan yaklaşımları ortaya koymayı amaçlıyor. Arta Ulusal Meclisi, Avrupa Birliği'ni bölgedeki insan haklarının korunmasını ve Arta halkının temel haklarına saygı gösterilmesini sağlayacak pratik ve doğrudan önlemler almaya çağırıyor. Bu amaçla etkili diyaloğu, toplu geri dönüşü, güvenli ve onurlu yaşamı ve diğer temel hakların doğru şekilde hayata geçirilmesini garanti altına alacak etkili uluslararası mekanizmaların devreye sokulması önemlidir ifadelerine yer verildi. Başkent Yerevan'daki Avedik İsa Hakkani Merkez Kütüphanesi salonunda Vahagın adlı Askeri Yurtsever Hayır Kurumu tarafından düzenlenen Ditsamayr Anahit başlıklı etkinlik 25 Ekim'de gerçekleşti. Etkinliğe çok sayıda davetlinin yanı sıra Batı Ermenistan heyeti de katıldı. Vatanımızın özgürlük ve adalet mücadelesini temsil eden, tarihi köklerimizi hatırlatan Batı Ermenistan bayrağı salonda gururla sergilendi. Anavatanın savunması için canlarını feda ederek ölümsüzleşen kahraman evlatlarının anısına Moruk Karun'un girişimiyle verilen Ditsuhi Anahit madalyalarını takan annelerin de etkinlikte özel bir anlamı vardı. Onların sınırsız gücü ve özverisi etkinliğin tüm katılımcılarını duygulandırdı ve Ermeni halkını birleştiren sarsılmaz ruhu ifade etti. Etkinlikte Ermeni halkının asırlı kültürel değerlerini ve köklerini anlatan tarihçi Angela Deryan da konuşmada bulunarak Ermeni milletinin tarihi mirasının korunmasına olan bağlılığını vurguladı. Gecenin sunuculuğunu sanatsal resitaliyle etkinliğe derin bir duygusal renk ve ses katan Anna Kostanyan üstlendi. The Hindustan Times'ın yazdığına göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi takvim sorunları nedeniyle önümüzdeki ay Azerbaycan'da gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na COP29'a katılmayabilir. Bu gelişme Hindistan Dışişleri Bakanı'nın komşu ülkedeki Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına yaptığı son ziyaretin ardından İslamabad'ın önemsediği Hindistan lideri ile Pakistanlı mevkidaşı Şehbaz Şerif arasında bir görüşme olasılığını ortadan kaldırıyor. Kaynaklara göre Hindistan Dışişleri Bakanı Jay Shankar'ın İslamabad ziyaretinin ardından Pakistan tarafı şu anda en düşük seviyede olan ikili ilişkilerde yeniden rayına oturtmak ve çaba göstermek amacıyla Modi ile Şerif arasında bir toplantıya ilgi gösteriyor. Hindistan heyetine Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Uhu Pendar Yadav'ın liderlik etmesi bekleniyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da COP29'a katılmayacak liderler arasında yer alıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da katılımını onaylamadı. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armen Gabrahamyan, Birleşmiş Milletler yetkililerinin katılınmasını istediği Temmuz 2024'teki COP29'a Batı Ermenistan'ın katılmayacağını hatırlatıyor ve doğruluyor. Alenuş Deryan, İran astronomisinin annesi olarak adlandırılıyordu ve Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Güneş Gözlem kurucularından biriydi. 1964 yılında İran'ın fizik alanında ilk kadın profesörü oldu. Alenuş Deryan, ülkenin eski Ermeni cemaatinde büyüdü ve Tahran Üniversitesi'ne okudu. Daha sonra burada öğretmenlik yapmaya başladı. Çalışmalarına Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde devam etti ve ardından İran'a dönerek termodinamik alanında yardımcı doçent olarak çalıştı. Hiç evlenmemiş olan Deryan dikkatini esas olarak araştırma ve öğretmeye odakladı. Şefkatli bir öğretmen olarak biliniyordu ve öğrencileri tarafından çok seviliyordu. Alenüş Deryan, evsiz öğrencilerin burada yaşabilmesi için evini Norçuk'a'daki Ermeni cemaatine miras bıraktı. Huzur evinde hayatını kaybetti. Avrupa Parlamentosu 453 lehte, 31 aleyhte ve 89 çekimser oyla Bakü'deki insan hakları ihlallerini, ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları belgeleyen ve Avrupa Birliği liderlerini COP29'un yeri seçimi üzerinde düşünmeye çağıran bir kararı kabul etti. Gartman, Şirvan, Nahçıvan adlı Pan-Ermeni Birliği Avrupa Parlamentosu'nun kararını memnuniyetle karşılıyor ve takdir ediyor. Avrupa Parlamentosu kararında ayrıca Azerbaycan'ın Doğu Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tehdit eden eylemlerine vurgu yapıyor ve Azerbaycanlı makam ve kuruluşlara karşı yaptırım uygulanması öneriliyor. Kararda Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'ın askeri olanaklarının güçlendirilmesini önlemek için ona mali ve askeri desteği sonlandırması yönünde çağrıda bulunuyor. Avrupa Parlamentosu, Azerbaycan'ı Uluslararası Adalet Divanı'nın Arçak Ermenilerinin iadesi ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin kararına uymaya çağırıyor. Madenat el yazması koleksiyonlarına, Dört değerli el yazması daha eklendi. Bunlar 18. yüzyıl mezmur ve tesbih kitapları. Bağışçı, Nişan ve Maria Bakkalyan, Beyrut, Lübnan. Diğer iki kitap ise 15. 16. yüzyıl hazinli ve 18. yüzyıl koleksiyon. Bağışçı, Philadelphia'daki Ermeni şehitleri kilisesi. Bu vesileyle Madenataran'ı ziyaret eden Bağışçı Bakkalyan ve Keşişan aileleri yeni sergiler, el yazması, koruma ve restorasyon sistemleri ile dijitalleştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı. El yazmalarının ciddi sunum töreni 25 Ekim'de gerçekleşecek. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen atanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Westen Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadar kadarını gördük. Hoşçakalın.